Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün tam okuduğumuz, yani Kur'an hatminde de okuduğumuz yerdeyiz arkadaşlar. Fussilet suresini okuduk. Fussilet suresinin 43. ayet-i kerimesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir teselli var ve bunun bizim için de nasıl bir teselli olduğuna ben değineceğim. Çünkü hep söylüyorum yeri geldikçe, ben bir tefsir hocası değilim. Yaptığımız bu sohbet de bir tefsir değil. Arkadaşlar biz Elmalı tefsirini okuyup işte kendimize, günlük hayatımıza buradan nasıl dersler çıkarabiliriz? Yani bana ne söylüyor burası? Bunu çıkarmaya çalışan okuyucularız. Yani okuyoruz, tefsir okuyoruz beraber. Bakalım buradan ne çıkarabiliriz? Sizler tabii kendi özel durumunuza, kendi hayat tecrübenize göre çok daha kişisel sonuçlar çıkarabilirsiniz ve yapmalısınız da. Bir tek benimkiyle yetinmeyin. Ben size örnek olarak gösteriyorum. Siz daha üzerinde derin düşünüp kendi hikayeniz için burada ne söyleniyor, onu siz daha iyi görebilirsiniz. 43. ayette diyor ki, Estağfirullah. Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. Ya Muhammed, sana senden evvelki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle işte alay ettiler, hakaret ettiler, işte delirdi dediler, değil mi? Yani amcası başta Ebu Leheb olmak üzere onu böyle küçük düşürecek şeyler söylediler. Mesajının etkisini zayıflatacak şekilde böyle alay ve işte istihzayla, küçümsemeyle karşıladılar. Bu çok ciddi bir psikolojik şeydir arkadaşlar, karşı çıkıştır. İlk önce böyle yaptılar. Bütün peygamberlere bu yapılmıştır. Bu sökmediği zaman, yani buna aldırmadığı zaman peygamberler ve onlara inananlar ikinci aşamaya geçiyorlar, fiziksel müdahale. Yani zorla engel olma aşaması. Ama ilk önce böyle karşılıyorlar, alaylarla vesaire karşılıyorlar. Şimdi Peygamber Efendimizin yerine koyun kendinizi arkadaşlar. Öyle nazik bir insan ki peygamberimiz. Hani böyle haşa, tabii öyle bir peygamber olmazdı da. Biraz daha böyle vurdum duymaz, kaba, işte böyle birisi üstüne mi geliyor, o da ona 10 tane sayan falan birisi olsa belki o kadar aldırmaz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane özelliğini söyleyeyim size. Bir, hayatı boyunca hiç kimseye bağırmamış. Düşünebiliyor musunuz? İki, arkadaşlar çocukluğundaki bir özellik bu. Beni çok etkiliyor. Yetim büyümüş peygamberimiz, amcasının evine vermiş onu babası. Yani amcası bakmış, Ebu Talip. Ve peygamberimizin çok amcası var. Çünkü Ebu Abdülmuttalib'in çok oğlu var. Ama Ebu Talib'i niye seçmiş? Diğer mesela Ebu Leheb falan daha varlıklı olduğu halde Ebu Talib'i seçmiş babaları Abdülmuttalib peygamberimize emanet etmek için. Çünkü Ebu Talib ana bir baba bir kardeşiymiş peygamberimizin babasının, bir de çok merhametli şefkatli olduğu için, ama aslında fakirmiş ve ailesi de kalabalıkmış. Şimdi Ebu Talib'in hanımının adı da Fatıma, peygamberimiz kendi kızına da onun adını koymuş. Şimdi o mübarek kadın arkadaşlar şunu fark ediyor. Peygamberimiz o eve geldiğinde 8 yaşında, bakın. 8 yaşında bir erkek çocuğu. Erkek çocuğu büyütenler onların ne kadar iştahlı olduğunu, onları doyurmanın, ben fagana gibisiniz diyorum. Fagana, benim arkadaşım, Batı Trakyalı bir arkadaşım vardı. Onlar dozere fagana diyorlarmış. Yani böyle dozer gibi yemekler böyle gider arkadaşlar masadan. Şimdi çocuklar sofraya oturduğunda ortaya bir kap yemek konuyor. Çocuklar yemeğe saldırdığında peygamberimiz elini çekermiş. Yani o yarışa girmezmiş o çocuklarla. O amcanın hanımı bunu görünce arkadaşlar peygamber efendimize ayrı tabakta yemek vermeye başlamış. Demiş ki sen sofradan aç kalkıyorsun, onlar gibi saldıramıyorsun yemeğe. Çünkü onlar saldırınca peygamberimiz o şeyi yapamayacağı için, o itiş kakışı yapamayacağı için geri çekiliyor.
ona ayrı tabakta koymaya başlamış ve sonra hadi hikayeyi tamamlayalım. Uzun yıllar sonra bu Fatıma, Hazreti Fatıma diyelim, yengesi vefat edince Peygamber Efendimiz onu kabrine koyduklarında kabre girip yanına uzanıyor bir müddet. Yanında biraz uzanıyor. Diyorlar ki ya Resulallah hiç kimseye yapmadığınız bir şeyi yaptınız. Yani kızları vefat etmiş peygamberimizin, eşi vefat, kaç kişi vefat etmiş ailesinden, sevdiklerinden. Hiçbirine bunu yapmamış. Bir tek ona yapmış. Nasıl, neden böyle bir şey yaptınız? İşte o zaman bunu anlatıyor. O çocuklarına rağmen beni kayırırdı. Ben de istedim ki şimdi biraz kabrine alışsın diyor. Şimdi böyle nazik, vefalı, yani hiç kimseyle bir davası olmayan, bak peygamberlikten önce arkadaşlar, müşrikler, Allah rahmet eylesin Ali Murat Daryal Hoca bunun üzerinde çok dururdu, Efendimiz'e Emin adını koyuyorlar. Halbuki Efendimiz'in yaşantısı onların yaşantısına ters. Yani kendileri gibi yaşamayan, kendilerinden farklı yaşayan birine el-emin, yani en güvenilir kişi lakabını takıyorlar. Bu da neyi gösteriyor demişti Daryal Hoca? Kendi değerlerinden ne kadar kuşkuda olduklarını. Çünkü kendileri gibi işte saldırgan veya faizci, çıkarcı biri değil. Onun için ona emin diyorlar. İşte bu ahlaktaki birine yapılıyor bu alaylar, bu hakaretler. Başından aşağı işkembe boşaltıyorlar, hayvan işkembesi. Kapısına odun, çalı, çırpı, dikenler koyuyorlar geceden kalkınca ayaklarına batsın diye. Küçümsüyorlar. Arkadaşlar öyle ki beni en çok şu etkiler, yani tabii bütün, yani her türlü anti propaganda çok zordur ama bazıları o kadar sinirinizi hoplatır ki yerinden, sizi davanıza daha sıkı bağlar. Ama şuna bakın arkadaşlar, bu nasıl bir sinir harbidir yani. Peygamber Efendimiz kimin yanına gidip, sallallahu aleyhi ve sellem, kimin yanına gidip İslam'ı anlatsa, o oradan ayrılınca Ebu Leheb gidermiş yanına. Ben onun amcasıyım, siz onun dediklerine bakmayın, çok iyi biriydi ama kafayı üşüttü, işte dermiş yani. Böyle işler yapıyorlar ve bu şeyin, bu gayri insani, gayri ahlaki tepkilerin Efendimiz'i nasıl üzdüğünü hayal edebilirsiniz. Yani kendini nasıl hissettiğini, değil mi? Şok oluyor. Mesela Varaka bin Nevfel ona diyor ki, keşke seni Mekke'den çıkaracakları zaman yanında olsaydım. Daha ilk vahiy sırasında söylüyor bunu. Peygamberimiz diyor ki beni Mekke'den mi çıkaracaklar? O kadar şaşırıyor ya, nasıl olabilir böyle bir şey? Hani ben burada bu kadar seviliyorum, ben Mekke'yi seviyorum, onlar beni seviyorlar, hani bir problemimiz yok. O zaman Varaka bin Nevfel diyor ki işte bunlar hep bizi hazırlıyor hayatın sonraki aşamalarının arkasında. Diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki yurdundan çıkarılmasın diyor. Şimdi işte Cenab-ı Hak burada nasıl bir teselli veriyor peygamberimize arkadaşlar? Bunu biz birbirimize de çok yapıyoruz. Ya ilk defa senin başına gelmiyor diyor. İlk sen değilsin. İlk de. Bu bir teselli midir? Şimdi bunu konuşacağız arkadaşlar. Biraz okuyalım metni. Çünkü metni çok ihmal ediyoruz böyle durum, heyecanlandığımız zaman. Şöyle mealini vermiş Elmalı merhum. Diyor ki sana senden evvelki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Yani bunların hepsi önceki peygamberlere de söylendi. İlk kez sana olmuyor. Kafirler tarafından sana söylenen sözlerin bütün hasılası, bütün hasılı yani toplamı bima ursiltum bihi kafirun diye evvelki peygamberlere karşı söylenen bir metin var, okuyamadım. Evvelki peygamberlere karşı söylenen küfür ve tekzibu ilhattan başka bir şey değildir. Yani evvelki peygamberler de inkar edildi. Onların da söyledikleri çarpıtıldı. İlhat oydu biliyorsunuz, çarpıtmaydı. Onlar da yalancılıkla suçlandılar. Bunlardan başka bir şey değil sana söylenen. Binaenaleyh keder etme, onlar gibi sabret. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar niçin anlatılır? Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların anlatılma sebepleri, kıssalar üzerine çok çalışmalar yapılmıştır. Biz de şimdi bir tane yapıyoruz. Böyle utana sıkıla Yusuf kıssası inşallah çıkacak.
Ramazan'dan sonra Haziran falan gibi. Şimdi arkadaşlar orada da anlattık. Bütün mesela bu kıssalar üzerine çalışanlar diyorlar ki ibret almak için. İbret almak için. Evet. Evet, ibret almak için. Yani şunlar şöyle yapmışlar, bak böyle olmuşlar, aman biz yapmayalım. İşte bak falan peygamberlere inananlar, bak Nuh'un gemisinde kurtuldular, aman dikkat edelim peygamberlerin yolundan ayrılmayalım, değil mi? Arkadaşlar, ibret almak için, evet. Peki bu ibretin günlük hayatta işlevsel olması nasıl olacak? Yani oturup masa başında kıssayı okurken insan ibret alabilir. Camide bir vaaz sırasında bir kıssa kendisine anlatıldığında oradan ibret alabilir. Ama mesela gittin, şimdi bayramda aile şeyleri olacak, aileler bir araya gelecek. Gittin aile içerisinde, şu anda tamamen farazi bir örnek veriyorum. Yani birisine bazen cuk oturuyor, diyorlar ki hocam siz bizim evi mi biliyorsunuz ya da size birisi bir şey mi anlattı? Böyle itham altında da kaldığım oluyor yani. Hani bir yerden mi duydunuz bizim evi de olan bir şey? O değil arkadaşlar, böyle bir şey yok. Ben örneklerimi %99'u diyebilirim yani, farazidir. Ama tabii toplumun, bu toplumun insanıyım ben de, ister istemez tanıyoruz birbirimizi yani. Şimdi gittiniz aile ortamında mesela bir şey söylediniz. Bu söylediğiniz şey doğru bir şey. Yani ama çok sıradan bir şey bile olsa, ne bileyim işte ben makarnayı şöyle yapıyorum. Ya da işte ne bileyim, insan, bizim kızların söylediği bir şey söyleyeyim. İnsan üşütmekten hasta olmaz, üşümekten hasta olmaz, cereyan hasta etmez falan diyorlar şimdi bize. Ya bizde nasıl olur ya, işte oluyor, her yerimiz ağrıyor falan, üşüttün de hasta oldun falan. Hayır diyor, üşütmekten olmaz, virüs gelir falan filan, neyse. Yani bir herhangi bir konuda bildiğiniz bir şeyi söylediniz arkadaşlar. Nasıl tepki alıyorsunuz? Yani insanlar size Allah razı olsun, bak çok iyi oldu bunu öğrendiğim falan. Şimdi ben mesela, ben söyleyeyim. 40 yıllık yemek yapıyorum ben. Makarna yapmayı da mı bilmiyoruz? İçimden tabii. Yani içinizden bu geçiyor arkadaşlar. Yani insanlık çok ilginç. İnsanoğlu biz, eğer hele de kendimiz talep etmemişsek o bilgiyi, öğrenmeye hiç açık değiliz. İsterse son derece faydamıza olan bir şey olsun. Şimdi peygamberlerin durumunu düşünün arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Miraç'a gitmiş. Kendisine cennet, cehennem, kimin başına ne gelecek birer fragman. Miraç arkadaşlar ahiretin fragmanıdır. Olmamış şey nasıl oluyor falan. Olmamış şey diye bir şey yok arkadaşlar. Onlar el an yaratılmış durumdadır. Çünkü zaman dediğimiz şey bizim için söz konusudur. Allah için zaman diye bir şey söz konusu değildir. Hepsini görüyor Peygamberimiz. Ve düşünün şimdi, mesela sen, bak bu aramızda bu dertten muzdarip olanlar da var. Konuşuyoruz zaman zaman. Şimdi sen görüyorsun mesela, bu oğlanın gidişi gidişat değil. Böyle giderse bu okuldan atılacak. Görüyorsun. Bir şey yapabiliyor musun? Peki için duruyor mu? Yani için rahat, ne yapalım, atılırsa atılır, kendi hayatı. Diyebiliyor muyuz yani batılılar gibi? Diyemiyoruz değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'i düşünün arkadaşlar. Kendisi söylüyor zaten. Benimle sizin durumumuz diyor. Kendisini ateşe zorla atmaya çalışan biriyle onu eteğinden tutup geriye çekmeye çalışan birinin durumu gibi diyor. Yani siz kendinizi zorla ateşe atmaya çalışıyorsunuz. Ben de sizi tutmaya çalışıyorum. Yani bizim için, sizi bilmem arkadaşlar, her birinizin inancını bilemem. Ama bizler için ahiret, cennet, cehennem ne kadar iman etsek de bir hayaldir. Yani görmedik, bilmiyoruz değil mi? Gerçi Hazreti Ali diyor ki, gördüğüm zaman şimdikinden daha çok inanmış olmayacağım diyor. Yani o kadar yakini iman. Ama peygamberimizi düşünün, bütün peygamberleri düşünün arkadaşlar. Melekleri görüyor, o alemi görüyor, gidilecek yeri görüyor, bilgi veriliyor ve bu bilgileri anlatması isteniyor. İnsanlar da ha ha ha, melek geliyormuş da, her gün konuşuyormuş da falan diye alay ediyor. Veyahut da şöyle düşünün, siz doktorsunuz, basit bir bilgi veriyorsunuz insanlara, o da diyor ha ha, doktor olmuş da bize öğretiyor falan diye dalga geçiyor yani. Böyle düşün kendini. Nasıl hissedersin?
Şimdi biz yaşlılar, arkadaşlar, yaşı biraz ilerlemiş olanlar, artık yeni nesil karşısında kendimi, geçen gün öyle dedim bir genç grubunda, vallahi sizin karşınızda kendimi hiçbir şeyden anlamayan, hiçbir şey bilmeyen, zır cahil bir insan olarak hissediyorum. Bana öyle hissettiriyorsunuz dedim ya. He, ağzımı açtığımda itiraz, bu nedir yani? Hani bizim de bir hayat tecrübemiz var, bir dinle bari. Yani değişik bir bakış açısı, yani hani kabul etmek zorunda değilsin. Dolayısıyla ha, bunu da biz yapmışızdır. Temelinde bizim onlarla ilişki biçimimiz vardır. Şimdi karşımızda görüyoruzdur. O ayrı, çok ara sokaklara daldık. Tekrar dönelim ana caddeye. Arkadaşlar, şimdi peygamberimize Cenab-ı Hak diyor ki ilk kez senin başına gelmiyor. Bu neyi sağlayacak bu bilgi arkadaşlar? Peygamber Efendimizin bu yaşadıklarım burası çok önemli arkadaşlar. Bugün burayı öğrenin, bak ruh sağlığınıza çok iyi gelecek. Bu yaşadıklarım illaki benim bir hatamdan dolayı değilmiş demek ki. Bu işin doğası böyleymiş. Çünkü arkadaşlar, insanın karşısına çıkan olumsuz durumu, yani diyelim ki gençler tarafından sürekli böyle susturuldunuz. Sözünüze itibar edilmiyor. Bu olumsuz, ay ben ne hata yaptım zamanında da şimdi böyle oldu, ben yanlış davranmışımdır, işte ben güzel annelik yapamamışımdır, ben güzel aile büyüklüğü yapamamışımdır diye insanın sürekli kendini suçlaması, karşısına çıkan her durumdan, arkadaşlar çocukları birazcık sakinleştirelim, kendisine çıkan her durumdan, arkadaşlar, yaşadığı her durumdan kendisini sorumlu tutması ilk önce kulağa güzel geliyor. Yani ne kadar güzel, işte bak, nefis muhasebesi yapıyor diyoruz. Ama onun da bir denge ayar noktası var arkadaşlar. O ayar kaçtıktan sonra sizin de psikolojiniz bozuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Geminin yönü zaten bozuk, pusula da bozuldu. Pusula da bozuldu demek. Onun için bir peygamberin görevini yerine getirip getirmediğini zaten Rabbi biliyor. Zaten getirmediğinde ne ol, getirmemek diye bir şey söz konusu değil de, küçücük bir yan çizme olduğunda ne olacağını da nereden biliyoruz? Yunus kıssasından peygamberlere anlatılıyor. Yani bu peygamber kıssaları arkadaşlar hepimize hayatı nasıl karşılayacağız? Hani o gelen topu göğsümüzde nasıl yumuşatacağız, nasıl ayaklarımıza indireceğiz ve nasıl pas vereceğiz veya işte oyun mu yapacağız, ne yapacaksak, nasıl yaşayacağız, bunu bize gösteren örneklerdir. Bu bakımdan hani şimdi bunun fıkra versiyonu arkadaşlar, bana damdan düşeni getirin demesidir Nasreddin Hoca'nın. Yani kendi benim yaşadıklarımı yaşayan, benim hislerimi kendisi de tatmış olan benim durumumu anlar. Çünkü bazen de arkadaşlar teselli cümleleri daha çok sinir bozabiliyor. Bir şey yok canım, sen de abartıyorsun mesela. Yani abartıyor olsam bile şu anda bunu duymak istemiyorum yani. Şu anda bunu söylememelisin. Ben anlaşılmadığımı hissediyorum. Senin beni anlamadığını hissediyorum. Geçer, bir şey değil. Biraz da ses tonu da çok önemlidir. Mesela bir şey değil, geçer ya, abartma. Böyle söylemek var. Bir de ya kardeşim, her şey geçer bu dünyada. Bak bu da geçecek. Evet, anlıyorum seni, çok kırılmışsın, üzülmüşsün ama yani dünyanın sonu değil. Kimlere yapılmıyor ki? Ben bazen öyle diyorum. Prenses Diana'yı aldattı adam ya. Yani kimlere yapılmıyor ki diyorum yani. Hani sana niye olmasın? Neden ben diyor ya, neden sen olmayasın? Onun cevabı odur. Neden sen olmayasın? O da dayanacağız. Bu imtihan, bundan da bir çıkış var. Bu çıkışı bulmaya çalışacağız. Şu anda çok üzülmüşsün. Bak böyle söylediğinde kabul edebilir. Ama aa, sen de abartıyorsun, bu kadar perişan etmene gerek yok kendine dediğinde bambaşka bir etkiyle karşılaşıyor. Buyurun. Kendi yapıp ettiklerimiz yüzündendir kız. O zaman ayrı bir kız. Şimdi Özlem güzel bir şey soruyor.
Diyor ki peki diyor ayetlerde sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Mesela işte şimdi afet örneğini verelim. Arkadaşlar depremden sonra böyle bir afetten sonra oraya gittiniz. Psikolog veya işte din hocası olarak, din görevlisi olarak. Psikologların böyle bir görevi yok. Onların işi daha kolay. Bizim zor. Biz yani Allah bununla niye izin verdiği açıklamamız gerekiyor insanlara. Şimdi arkadaşlar dediniz ki faraza bunu Allah'a karıştırma. Sen yapmışsın. Sen mi yaptın bu çürük evleri? Bunları sen satın aldın. Sen araştırmadın. İstanbul'da arkadaşlar bu afetten sonra bile nereden biliyorum? Nereden? Kendimden. Bu afetten sonra bile arkadaşlar insanlar binalarını kontrolden geçirmek istemiyor. Biliyor musunuz? Çürük çıkar da efendim başlarına iş açılır diye. Düşünebiliyor musunuz yani? İşte şu anda oturduğumuz ev büyükmüş de yıkılır yeniden yapılırsa daha küçük olurmuş, daireler küçülürmüş vesaire böyle gerekçeler var. Şimdi sen yaptın bunu dediğinde ne olacak? Yani anlatabildim mi? Biz yapmış bile olsak arkadaşlar o kriz anında, o şey anında onu ya bu işte imtihan, bu dünya imtihan dünyası, öyle de imtihan olacağız, böyle de imtihan olacağız demek, onu teselli etmek, kadere güveni, kadere rızayı, Allah'tan hoşnut olmayı, razı olmayı yani başımıza gelen her durumdan efendim telkin etmek durumundayız. Ama daha serin kanlı, soğuk kanlı zamanlarda yani kriz anında değil de o daha soğuk kanlı zamanlarda evet bir bakalım, bir oturalım, bakalım bizim bu duruma bizim hangi davranışımız sebep oluyor? Hangi davranışımız sebep oluyor? Şimdi arkadaşlar tabii burada çok psikolojik, pedagojik örneklere girmek zorunda kalıyorum. O da kendi alanımın dışına çıkmak zorunda bırakıyor beni. Öyle bir yanlış yapmak istemiyorum. Ama mesela çocuğun çekti kapıyı gitti, Allah korusun evi terk etti. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Bu akşam nerede bilmiyorsun. Şimdi bu kriz anında ben gelip sana sen de zamanında şöyle şöyle yaptın. Şimdi bak işte bu. Onun için böyle bunu yaşıyorsun dememeliyim arkadaşlar. Dememeliyim. Ama daha sonra buldun, ettin, işte konuşuldu, edildi falan. Ondan sonra bir psikoloğa gittiğinde veya bu konuda bir yardım almak istediğinde o sana tabii ki uygun bir takvim içerisinde şunu söylemeli yani. Söylemezse de işini yapmamış olur. Ben söylüyorum görüştüğüm psikolog arkadaşlara. Bak bana hakikati söylemezseniz işinizi yapmamış olursunuz. Çünkü ben zaten kendi nefsimin bulamadığı şeyleri duymak için size geliyorum yani. Beni pohpohlayın, okşayın, işte kendimi iyi hissedeyim diye gelmiyorum yani. Şunu söylemeyeceğim. Peki bu ilişkiyi bu noktaya getirirken acaba biz ne gibi bir hatalar yaptık? Ve onu şimdi telafi edebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Hatta şunu sordum arkadaşlar ben, psikologlarla çalıştığımız ortak bir grupta. Evet dediler, faydalı olur dediler, önemli buluyorum. Mesela 20 yıl önce çocuğuna bir yanlış yapmışsın. Bir yanlış derken tek bir yanlış ilişkiyi mahvetmez arkadaşlar. Sürekli yapılan yanlış ilişkiyi mahveder. Bir konuda sürekli yanlış yapmışsın. 20 yıl sonra bunu fark etmişsin. Çünkü işte ders almışsın, kitap okumuşsun, birisi söylemiş, neyse fark etmişsin. 20 yıl sonra evladım ben o zaman bu konuda yanlış yapmışım, hakkını bana helal et, bak sana da zarar verdim. Çünkü sen bu yüzden faraza mesela çalışma alışkanlığı geliştiremedin ya da ne bileyim disiplinli olamadın ben sana böyle davrandığım için. Evet bu da senin, ben öyle diyorum bazen çocuklara. Çocuklar ne yapalım yani, ben sizle imtihan oluyorum, siz de benle. Evet bu da senin imtihanınmış ama ben burada sana bir yanlış yaptığım için senden özür diliyorum. Bana hakkını helal et. Demek ilişkinin ondan sonraki kısmı için iyi gelir mi? Evet diyorlar. Evet. Onun için arkadaşlar yani kendimizden bilelim ama bunu devamlı yaptığımızda da veyahut da bir noktadan sonra mesela burada Cenab-ı Hak ne diyor Peygamber Efendimiz'e? Senin bir suçun yok diyor. Bundan sonrası bu bütün peygamberlerin başına gelen bir şey. Bunu bilmeye niye ihtiyacı var Peygamber Efendimiz'in?
Mesela ben şimdi diyorum ki bak bu bana onlarca insan kendi sorunlarını anlatıyor. Senin şu anlattığın sorun var ya, bugün çağın problemi. Bak çağın problemi bu problem. Herkesin başında dediğim zaman o insan bir rahatlıyor arkadaşlar. Bu çok kıymetli bir şey. Burada söylenen o yani. Binaenaleyh keder etme, onlar gibi sabret. Yani peygamber kıssaları günlük hayatta ne zaman işe yararmış arkadaşlar? Masa başında değil de hayatı yaşarken. Bir dakika diyor peygamberimiz Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetleri taksim ederken bir pürüz çıkıyor. Detaylarına bakarsınız. Diyor ki tam sinirlenecek. Diyor ki kendine hakim oluyor. Kavmi Musa'ya bundan daha ağırını söylemişti de o sabretmişti diyor. Yani peygamber kıssalarını hayatı yaşarken, tetiklendiğiniz zamanlarda, tam böyle damarına basıldığı zamanlarda, tam tepen attığı zamanlarda, bitiriyoruz hocam, hatırladığınızda işimize yarar.